İnan Demirel, şu anda bir iptal söz konusu değil bize gelen bilgilere göre. Biraz gecikmeli olarak başladı. Bir saat önce çok şiddetli bir yağmur vardı burada doluyla birlikte. Bitmesini bekledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu süreci buradaki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde geçirdi. Ama dakikalar içinde kendisinin buraya gelmesi bekleniyor. Hava açmaya da başladı. Miting alanında da çok fazla bir yağış olmazsa mitingin yapılması bekleniyor. Kameraman arkadaşım Murat Erkmen'le birlikteyiz. Hemen size şu anda etrafı göstersin. Çiftçiler bugün işlerini bıraktılar ve bugün biçmiyoruz, boykot ediyoruz dediler ve şu anda Hayrabolu'nun girişinde toplandı çiftçiler. Arkada da bir şimdi dakikalar içinde Özgür Özel'in gelmesi bekleniyor. Hemen kameraman arkadaşım Murat Erkmen gösteriyor. Bakın traktör konvoyu oluşturuldu burada. Saatler öncesinden bütün çiftçiler traktörlerini aldılar ve burada bekleyişini sürdürüyorlar. Oldukça da kalabalık olduğunu söylemeliyiz. Burasıyla birlikte herkes, çiftçiler traktörlerinin başına geçecek ve hep birlikte buradan Hayrabolu Galatasaray Meydanı'nda buğday mitingine başlayacak. Hemen buradaki samanı görüyorsunuz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geldiğinde işte bu saman yola dökülecek ve bir protesto başlayacak buradan ve traktörü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de kullanacağı bilgisi var. O da traktörün başına oturacak bugün çiftçilerle birlik olmak için Tekirdağ'da onlarla birlikte mitingde olacak. Tabii ki hepsi çok tepkili. Biçin dediler, dikin dediler. Yapın ama biçmeye geldiği zaman çiftçilere sahip çıkılmadı ve onlar da haklarını almak için bugün sokağa geldi. Sokağa çıktılar ve bu buğday mitinginde bir araya gelecekler. Haklarını haykıracaklar. Hemen şimdi buradaki tabii bir gerginlik de var bir yandan da. Hemen şöyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel geliyor. Hemen onu sizlere canlı olarak ekranlara getirelim. Konvoy eşliğinde Özgür Özel geldi şu anda. Burada çiftçilerin derdini dinleyecek öncelikle. Sorunlara bakacak. Nedir ne değildir. Ve ondan sonra da buradaki konvoyla birlikte de kendisi miting alanına gelecek. Bakın şu anda alkışlarla CHP Genel Başkanı Özgür Özel burada çiftçilerle karşılanıyor. Uzun zamandır beklenen bir mitingdi aslında. Hemen şöyle gösterelim, gidelim biz de bir yandan da. Kendisi şu an traktöre doğru ilerliyor. Bütün çiftçiler de bugün işlerini bıraktılar ve bugün bu mitinge geldiler. Hayrabolu tabii bir yandan da aslında buğdayın, arpanın en çok üretildiği yerlerden de birisi. Özel olarak burasının da seçildiğini söylemeliyiz. Umutlarını toprağa bağlayan çiftçiler, hükümetin açıkladığı işte bu hububat kararıyla evet, pancarlar şu anda Özgür Özel'in önüne dökülüyor. Şöyle biz de hemen mikrofonlarımızı da uzatalım. Şu anda tohumlar, harçlar yola dökülüyor. Bir yandan da Özgür Özel'in önüne. Burada da şimdi Özgür Özel'in açıklama yapması bekleniyor. Ve protesto başlamış oldu. Özgür Özel'in gelmesiyle birlikte en büyük sebebi de işte bu artan hayat pahalılığının en çok etkilediği sektörlerden birinin tarım olması. Bizi uçurdu. Siz bizim sesimiz oldunuz. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Size şöyle takdim ediyoruz. Sen tak hadi bana. Biz benim, çiftçi olarak gittik. Benim kafa biraz büyük ama neyse bakalım. Bravo. Eyvallah. Bunları kim döktü buraya? Döken bir derdini anlatsın bakalım. Abi sen az gire oğlum. Belediye başkanımız. Burada belediye başkanı da böyle giyiniyor. Sıraat odasından evet. Geliyor o da. Bu İlami, bunları dökenler anlatsın bir derdi neymiş? Evet, pancar üreticileri anlatın bakalım. Pancarcılar. Mustafa Bey. Arkada kaldı adamlar. Mustafa Bey. Arkadaşlar bir yol verin gelsin. Evet geldik başkanım. Neden döktün bunları Mustafa kardeş? Biz GDO'lu ürün istemiyoruz. GDO'lu mısır istemiyoruz. Şeker pancarı üretmek istiyoruz. Kendi fabrikamızda. Kendi Türkiye'mizin fabrikasında. Gel abi seni şu yana alalım. Şeker pancarı şimdi para etmiyor mu seni? Şeker pancarı para ediyor. Mısır'da GDO'lu ürünlerden uzak durmak istiyoruz biz. Anladım. Amacımız o. Buğdayımız para yapmıyor. Bu sene verilen şeker pancarı fiyatı son 10 yılın en düşük fiyatıdır. En düşük. En düşük fiyatı. Buğday? Buğdaycı işler acısı. Geçen sene kaça satıyorduk buğdayı?
Geçen sene 8.250 liraydı. Bu sene açıklanan fiyat 9.250 lira. %12. Bir de ki bugün TMO'larda vatandaşlarımız gittiğinde randevu almayı hiç kimse randevu alamıyor. Bu nedenle bizim hepimizi tüccarların eline düşürdüler. Tüccarlar da bugün 7.5 lira, 8 lira, 8.250 bandında peşin parayla almaya çalışıyor. Mecbur vermek zorundayız. Borcumuz var. Maliyeti kaç para buğdayın? Buğdayın bugünkü maliyeti 10 lira. 10.70. Ziraat Odası 10 lira 70 kuruş diye açıklamış. Bugün yani sattığında kilosunda 3 lira 70 kuruş zarar ediyor. Evet zarar ediyorum evet. 3 lira 70 kuruş zarar ediyorum. Başkanım bağkur fiyatları da çok yüksek. 6 bin lira bağkur ödüyorum. Bravo. Evet. Kaç ton buğday satacağım ben bağkurumu ödeyeceğim yılı? Bugün Türkiye'de... Başkanım eskiden bağkur ödemek için ne kadar buğday satıyordun? Şimdi ne kadar satmak lazım? Tam ikimiz. Başkanım 2013 yılında başladım. 232 lira ödüyordum bağkur için. Şu an 6 bin lira ödüyorum. 232 lira da 18 20 ya da 26 kilo buğdaya tekabül ediyor. Şimdi 6 bin lira kaç ton buğday vereceğim ben bunu? 60 kilo. 6 ton. 600 kilo. 700 kilo. 700 kilo. Evet. Acayip şeye evet. Şimdi biz bu fiyatları duyduğumuzda Rize'deydik. Rize'de çay üreticisine maliyetin 2 lira altında fiyat vermişlerdi. 19 lira maliyet, 17 lira çay fiyatı. Rize'de isyan vardı. Çay mitingi yapıyorduk. Oradan Adana'ya gittik. Adana'da ilk buğdaylar orada oluyor malum güneyde. Orada büyük bir isyan vardı. Hatta biz orada halk buluşması diye belediyeye gittik. Ama bir anda buğday mitingine döndü. O sırada buraya fiyat geldiğinde ve yavaş yavaş artık burada buğday hasatı başlayacak. Buradaki büyük şikayeti, büyük isyanı duyduk. Geçen hafta yaptığımız bütün görüşmelerde buğdaya tamam böyle bir fiyat verdiniz ama hiç olmazsa 4 lira bir prim vermeniz lazım, destekleme vermeniz lazım. Onu da hızlı ödemeniz lazım. TMO'nun bunu mutlaka yapması lazım. Ayrıca önceki dönemlerden silolarda buğday dolu, toprak altında buğday dolu ve bu bütün alışveriş rejimini bozuyor diye söyledik ama kimse oralı olmadı. Biz de bugün sizin sesinizi duyurmaya geldik. Aslında miting alanına doğru geçtik ama burayı kapattığınızı söyleyince ürünlerini yola döktüler tepki göstermek, ses duyurmak için basını da buraya getirdik. Şimdi hep beraber miting alanına geçeceğiz. Ümit ediyorum bütün Türkiye'ye sesinizi duyuracağız. Hakkınızı almanız için mücadele edeceğiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Traktörümüz burada. Evet. 12 yaşından beri sürüyorum ben. Bir resim alalım. Tamam. Şimdi Özgür Özel traktörü sürmek için yanına gidiyor. Ceren ben kendisi konvoyu yaparken biz de arkasından takipte olacağız diyelim. İnan Demirel ve sözü tekrar size bırakalım. Evet Özgür Özel şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hayrabolu'da. Hayrabolu'dan Tekirdağ'a geçecek. Önce Hayrabolu'da durdu. Çiftçilerin sorunlarını dinledi ve şimdi de traktörde direksiyonun başında. 12 yaşından beri traktör kullanırım dedi Özgür Özel. Çiftçiler onu traktör direksiyonunun başına davet ettiğinde. Özgür Özel Hayrabolu'ya girdiğinde bir protesto düzenledi. Çiftçiler ve oraya buğday döktüler. Özgür Özel kim yaptı bunu dedi. Bu buğdayı kim döktü dedi. Çağırın derdini anlatsın dedi. Özgür Özel'i protesto etmediler tabii. İktidarı protesto ediyorlar. Geldi çiftçiye anlatmaya başladı. Buğdaydaki problemin çiftçinin buğday eken ve şimdi buğdayı ürettiği buğdayı hasat etmeye hazırlanan çiftçinin yaşadığı sorunları dinledik az önce Özgür Özel'le birlikte konuşurken.
Ve Özgür Özel şu anda traktörde direksiyonun başında, çalışırken battık diye bir afiş asılmış traktörün önüne. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı şimdi bu traktörle Tekirdağ'a doğru, Hayrabolu'dan Tekirdağ'a doğru ilerlemeye başlayacak. Bir süre ilerledikten sonra inip tekrar aracına geçecektir. Evet, traktör hareket etmeye başladı. Özgür Özel ne kadar usta traktör kullanmakta onu da göreceğiz bu arada. 12 yaşından beri traktör kullanıyorum dedi binerken. Evet, hareket ettirdi traktörü ve ilerlemeye başladılar. Bugün Tekirdağ'da kısa süre önce bir dolu yağışı oldu. Peşinden de yağmur yağdı. Acaba miting ertelenir mi sorusu akla geldi. Muhabirimiz Ceren Ural orada havanın açtığını söyledi. Miting yapılacak, bir problem yok dedi. Ve Özgür Özel de biraz gecikmeli olarak geldi Hayrabolu'ya. Aslında şu anda saat 3'te mitingin Tekirdağ'da başlaması bekleniyordu. Özgür Özel şu vakitte konuşma yapmaya başlamış olmalıydı. Bir gecikme var, hava şartları etkili oldu bu gecikmede. Konvoy şimdi ilerlemeye başladı. Özgür Özel'le birlikte çiftçiler de oradalar. Onlar da traktörleriyle gelmişler. Muhtemelen Hayrabolu'dan Tekirdağ'a uzanan bir traktör konvoyu göreceğiz. En başında da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel var. Turuncu bir traktörde, önünde çalışırken battık yazan bir traktörün başında. Direksiyonda Özgür Özel, yanında da traktörün Özgür Özel'in yanında oturanlar var. Arkadaki konvoyun da hareket etmeye başladığını görüyoruz bu arada. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir miting düzenliyor. Tekirdağ'da buğday mitingi, daha evvel Rize'de çay mitingi düzenlenmişti. Çay üreten çiftçinin durumu, üreticinin durumu da aynı buğday üreticisi gibi. Her sene Türkiye'de bir gelenek olarak hububat fiyatlarında yeni belirlenen fiyatları, tutarları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklardı. Ama bu yıl açıklamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onun yerine Tarım Bakanı açıklamıştır diye düşünebilirsiniz. Hayır, Tarım Bakanı da açıklamadı. Peki ne oldu? Tarım Bakanlığı'nın bürokratları sosyal medyadan yaptıkları bir paylaşımla hububat fiyatlarını açıkladılar. Peki neden? Cumhurbaşkanı neden buğdayda, arpada fiyatın ne olduğunu kendisi açıklamadı? Bunun cevabı açıklanan fiyatta esasen. Şöyle bakın, çok çarpıcı. Yani bu halde çiftçi nasıl para kazanabilir sorusunun cevabı, çiftçi ne yesin, karnını nasıl doyursun, buğdaydan, hasattan aldığı parayla bir yılı nasıl geçirsin sorusunun cevabı tam da burada. Okuyacağım rakamlarda. Bakın, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi ekmeklik buğdayın ton fiyatını 9.250 lira olarak açıkladı. 9.250 lira olarak açıkladı. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu bizzat kendisi açıklamıştı. Ne kadardı biliyor musunuz? 8.250 liraydı. Arada sadece 1.000 liralık bir fark var. Enflasyon, TÜİK'in açıkladığı enflasyon bile %75 iken, tarımsal girdi fiyatlarında üreticinin buğday ekerken cebinden çıkan parada, maliyetlerinde %45'lik bir artış varken, geçen sene buğdayın fiyatı 8.250 lirayken bu sene 9.250 lira. Kabaca %10'luk bir artış var. Resmi enflasyonun %75 olduğu bir ülkede çiftçiye bir yılda buğday için ödenecek fark geçen seneye kıyasla sadece %10. Devam edelim. Makarnalık buğday. Geçen sene 9.000 lira olarak açıklandı. 9.000 lira olarak açıklandı. Bu sene 10.000 lira. Yine %10'luk bir fark var kabaca. %10'luk bir fark var. Arpaya bakalım. Geçen sene Cumhurbaşkanı 7.000 lira olarak açıklamıştı ton başına arpa fiyatını. 7.000 lira. Bu sene arpanın fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 8.250 lira. İşte Özgür Özel bugün Tekirdağ'da bu traktörle yaptığı yolculuğun sonunda, Hayrabolu'dan Tekirdağ'a uzanan yolculuk sona erdiğinde çiftçilerle birlikte, tahıl üreticileriyle birlikte bu sorunlara dikkat çekecek ve iktidara çağrıda bulunacak. Saadettin İnan hattımızda mı arkadaşlar? Evet, hattayım. Saadettin Bey, şimdi Özgür Özel orada bir çiftçiyle konuşurken dedi ki Toprak Mahsulleri Ofisi'nden randevu alamıyoruz dedi. O neyden şikayet ediyor? Niye alamıyorlar randevu? Ne oluyor orada? Bu yıl aynı sorunlar yaşanıyor mu bilmiyorum. Geçen yıl o sorunu çok yaşadı çiftçi. Çünkü
Sadece sahada alıcı olarak tek bir toprak mahsulleri ofisi vardı. Başka kimse yoktu. Sanayicisi, tüccarı maalesef çiftçiden bir alım yapmadı. Dolayısıyla çiftçi tamamen geçen yıl TMO'ya yöneldiği için TMO'nun da kapasitesinin üstünde bir başvuru olunca ister istemez orada randevularda ciddi sıkıntılarla karşılaşıldı. Orada da şöyle, geçen yılda çiftçi şu anlamda mağdur edildi. Yani sanayici ve tüccar çekecek bir politika ortaya konmadı. Tamamen TMO üzerinden sürecin yönetilmeye çalışılmıştı. Bu yıl daha süreç yeni başladı. Randevu sistemi, ondan sonra hasat işte yeni. Yani bu dönemki bir randevudan mı bahsediyor yoksa geçen yıl yaşadığı sorundan mı bahsediyor çiftçi? Orasını tam bilemiyorum. Evet. Ama şu anda yoğun bir alım dönemi olmadığı için yani randevuda bir sıkıntı olabilir. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem diyor ki, tarım politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Saadettin Bey diyor ki, toprak mahsulleri ofisi bu yıl Ukrayna'dan, Rusya'dan 7 milyon ton buğday ithal etti. 5 milyon tonu silolar almayınca toprak altına konuldu. Toplamda 12 milyon ton buğday ithal edildi. Bugün ne kadar satıldığı belli değil. Satış ve alım fiyatı birbirine çok yakın diyor. Depolarda ne kadar yer kaldı? Ya bu kadar buğday ithal edince depolarda